Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Yine böyle yağmurlu bir günden herkese selamünaleyküm. Biliyorsunuz ben sadece motosiklet videoları değil, yapmış olduğum işlerle alakalı da videolar çekiyorum. Şimdi geçenlerde yemek sektörüyle alakalı bir video paylaşmıştım. O videonun altına bazı sorular gelmiş. O sorulardan böyle video başlığı seçerek kendime bazı videolar hazırlamak istiyorum sizlere. Şimdi bu videomuzda konuşacağımız şey şu olacak. Nasıl müşteri tipleriyle karşılaşıyoruz? Nasıl sıkıntılar yaşıyoruz? Hiç siparişin patladığı oluyor mu? Bu gibi şeylerin cevabını sizlere bu videoda vermeye çalışacağım. Ve ayrıca bundan sonra arkadaşlar şöyle bir video yapmayı düşünüyorum. Yemek sepeti üzerinden satış yapılacak bir restoran açılırken neler yapmak lazım? Ne kadar maliyet lazım? Bunlarla alakalı sizlere bir video yapmak istiyorum. O videoyu da yaklaşık 1-2 hafta içerisinde yapar sizlere paylaşırım. Ama şimdi bu videomuzda yaşamış olduğumuz sıkıntılar, yaşamış olduğumuz müşteri sıkıntıları ya da yemek sepetiyle yaşamış olduğumuz sıkıntılar, biraz size bunlardan bahsedeceğim, müşteri tiplerinden bahsedeceğim. Eğer ki bu işe girmeyi düşünen ya da bu işi yapanlar varsa eminim ki bana hak vereceklerdir. Girmek isteyenler de benim anlattıklarıma göre kendilerine bir yol çizebilirler. Bu arada bir öksürmem lazım. Oh, soğuklarda hasta olduk ya. Şimdi arkadaşlar, hiç sipariş patlıyor mu? Önce bu sorunun cevabını vereyim. Evet, patlıyor arkadaşlar. Şimdi en yakın dönemde patlayan siparişim tam olarak 140 liralık bir siparişti. Sipariş geldi, dükkanda sipariş hazırlandı. Ben siparişi aldım, yola çıktım. Ve yola çıktıktan sonra adrese baktığımda, hatta söyleyeyim, herhangi bir sakınca yok. Maşukiye'ydi arkadaşlar paketim. Maşukiye'de numaralı bir sokak. Genelde Maşukiye'de numaralı bir sokak olmaz. Numaralı sokaklar Maşukiye'nin tam karşısındaki, yani Kocaeli'yi bilen arkadaşlar için söyleyeyim, tam karşısındaki Uzun Tarla Mahallesi'nde olur. Ben dedim ki herhalde bu Maşukiye değil, çünkü hem navigasyona yazıyorum böyle bir adres çıkmıyor. Hem zaten bildiğim kadarıyla Maşukiye'de numaralı bir adres yok. Yani öyle bir sokak yok. Atıyorum işte 400. sokak, işte 300. sokak, böyle sokaklar Maşukiye'de yok. Bunlar Uzun Tarla'da var. Neyse abi, adres tarifinde de öyle bir tarif etmiş ki, işte Seka kampının oradan geçtikten sonra ileride solda sağda falan, her neyse. Adres tarifi de Uzun Tarla'yı tarif ediyor baktığın zaman. Tamam, burası Uzun Tarla dedim kendi kendime. Ha tabii şunu diyebilirsiniz, arkadaşım arayıp konu mu isteseydin? Aklıma gelmedi mi? Geldi. Aradım, telefon açan yok. Ama ne zaman aradım? Siparişi alıp yola çıktıktan sonra. Neyse abi, telefonu açan yok. Dedim ben gideyim, nasıl olsa adres var. Orada şey yaparım, çalarım kapıyı, illaki biri çıkar. Dedim gittim. Gitmez olaydım. Gittim arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? Öyle bir adres, evet var. Öyle bir sokak var, öyle bir numara var. Tek katlı bir villa, zifir karanlık, bahçe kapısı bile kilitli. İçeride hiç Allah'ın kulu yok. Şimdi emin de olamıyorum, adres bu mu değil mi? Kapıyı çalıyorum, bakan yok. Telefonu arıyorum, açan yok. Çalıyor, açan yok. WhatsApp'tan ekledim, oradan arıyorum, açan yok, profil resim falan çıkıyor. Yani sahte sipariş değil. Neyse abi, bu arada saat 11-12 civarları falan, gece, akşam yani daha doğrusu. Abi arıyorum, açan yok, arıyorum, açan yok, arıyorum, açan yok, arıyorum, açan yok. Dükkanı arıyorum bir yandan, sipariş geldi mi falan diye. Neyse arkadaşlar, uzatmayayım. 140 liralık sipariş elimde patladı. Patladı, yapacak bir şey yok. O sipariş artık kediye köpeğe yem oldu. Hani onu ısıtıp başkasına ben satmam. Yapan işletmeler vardır. Saygı duyuyorum, bir şey diyemem. Onların bileceği iş. Yapmasalar daha iyi olur ama ben o yemeği hani sokak hayvanlarıyla paylaştım. 140 liralık siparişim bu şekilde patladı. Ha, bir tane daha örnek vereyim sizlere. Baş iskeleye bir tane siparişim geldi. Tutarını tam olarak hatırlamıyorum. 60-70 lira gibi bir tutarı vardı paketin. 70 liraydı galiba ama. Neyse abi, şimdi şöyle bir şey, yani her limiti yüksek, yani 70 liralık, 100 liralık, 150 liralık siparişte müşteri arayıp teyit isteyemezsiniz. Hani tamam kardeşim, ben yemeğimi söyledim, al getir yemeğimi der adam size. Neyse, sipariş geldi, hazırlandı, aldım, çıktım gidiyorum. Adrese baktım, bildiğim adres. Yani ismini vermeyeyim şimdi, doğru olmaz. Çünkü bir site orası. Bir site içerisinde bir blok, bir daire içerisinde herhangi bir sıkıntı yok. Aldım siparişi, gittim güvenlik kapısında. Güvenliğe dedim, işte blok bu, daire bu. Tamam diye arayalım müşteriyi. Aradı, müşteri telefonu açmıyor. Çünkü o tür sitelerde arkadaşlar güvenlik müşteriyi arar ya da yemek siparişi veren müşteri güvenliği arar, der ki ben yemek siparişi verdim, haberiniz olsun kapıya geldiği zaman. Ambulansa yol verseniz alan. Güvenlik aradı, telefon açılmıyor. Ve bu arada vermiş olduğu siparişte iki tane telefon numarası var. Ben de sırayla ikisini aradım, açan yok. Abi arıyoruz arıyoruz, açan yok. Bu arada
Güvenlik başta beni salmadı. Sonra tamam dedi, sen git kapıyı çal, belki de telefonu duymuyorlardır. Abi gittim, içeriden televizyon sesleri falan geliyor. Arıyorum, telefonun sesi de içeriden geliyor. Herhalde dedim adam duşa falan girmiştir belki, ondan dedim kapıyı açmıyordur. Abi çalıyorum çalıyorum, açan yok. Arıyorum arıyorum, açan yok. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Bir de zil o kadar kuvvetli ki bütün site kalktı ayağa neredeyse. Yani bütün o apartman ayağa kalktı neredeyse. Dedim böyle olmayacak, bu da patladı elimizde. Neyse velhasıl o da patladı arkadaşlar. Ne oldu? O 60-70 liralık siparişte o da sokak hayvanlarına yem oldu. Hani helal hoş olsun, bir sıkıntı değil ama sonuçta patlayan siparıştır. Bu videomuzun konusu uyuysa bunları size anlatmam lazım. Bu da ikinci patlayan siparişimdi. Bunun gibi arkadaşlar rutin olarak ayda 2-3 tane siparişimiz patlıyor. Ama şimdi onları anlatırsam daha da bu iş uzar gider. Ha derseniz ki anlat, yani böyle video yap biz izleriz, anlatırım ayrı mesele ama. Şimdi gelelim karşılaştığımız müşteri tiplerine. Arkadaşlar 3 tip müşteri kitlesi var. Bir tanesi yemek götürdüğünüz için size minnettar kalan, teşekkür eden müşteri kitlesi. Bir tanesi ortalama müşteri kitlesi. İşte iyi akşamlar diyorsunuz, iyi akşamlar diyor, afiyet olsun diyorsunuz, kolay gelsin diyor, o kadar. Bir tane de arkadaşlar yüzünüze bakmayan, size hor gören, hakir gören, vermiş olduğu belki de 15 liralık siparişle bile sizi kendisine köle yaptığını zanneden yavşak müşteri kitlesi var. Bak ağız dolusu söylüyorum, yavşak müşteri kitlesi var. Çok karşılaşıyorum yani, kuryeye ben çıktığım için aşırı bir şekilde karşılaşıyorum. Adam vermiş 15-20, ya fark etmez, isterse 1000 liralık sipariş versin arkadaşlar. Ama hiçbir zaman ne o kuryeyi ne o iş yerini kendinize satın almıyorsunuz, köle olarak almıyorsunuz. Sizin karşınızdaki insanlara öyle davranma hakkınız yok. Atıyorum gidiyorsun kapıya, hani güzel bir dille selam veriyorsun ya da ne bileyim iyi akşamlar diyorsun, iyi günler diyorsun falan, günaydın bir şey diyorsun. Sana cevap dahi vermiyor. Böyle müşteri kitleleri de var. Ya da sipariş notuna böyle emrivaki yazanlar. Bak mesela en son reddettiğim sipariş söyleyeyim arkadaşlar size. Ben genelde paketteyim ama o siparişte ben dükkandaydım. Sipariş geldi. Müşteri notuna öyle şeyler yazmış ki, şunun içine şunu koymayın, bunun içine bunu koymayın ama emrivaki bir şekilde. Bir de şey yazmış. İşte yoldan gelirken bana şu sigarayı alın. İşte bana 1,5 litre soğuk su getirin gelirken. Bakın arkadaşlar abartmıyorum, aynen böyle yazmış ha. Alın, getirin. Yani alabilir misiniz, getirebilir misiniz gibi rica değil. Hani alın, getirin, yapın, edin. Lan sen kimsin? 3 kuruşluk sipariş veriyorsun diye beni satın mı alıyorsun lan sen? Ya 1000 liralık sipariş versen ne olur? İnsan gibi bir üslupla söyle, alayım getireyim sana. Mesela adam demiş ki bana 1,5 litre soğuk su getirin. Arkadaşım benim dükkanımda su satılıyor. Yarımlık satılıyor. Madem 1,5'lık mı içmek istiyorsun? 3 tane söyle. Ben sana yolda durup su almak zorunda mıyım? Ya da mesela atıyorum ben ne satıyorum? 330'luk kola satıyorum, 1 litrelik kola satıyorum. Bana gelirken 2 litrelik kola alın. Lan sen kimsin? Sen bana neyin emrini veriyorsun? 3 kuruşluk sipariş verdim diye. Ya da mesela tam artı yönde, yani iyi yönde bir örnek vereyim arkadaşlar. Müşterilerden bir tanesi şey yazmış. İşte evde çocuğum var, çıkamıyorum. Bana gelirken 1 litre süt alabilir misiniz? E şimdi ya junk kurban alayım abi, ne olacak yani? Yolda 2 dakika mı almaz? Dururum. Girerim markete alırım. Ha sürücü kursu arabası mı? Pardon. Tamam. Normal. Durur alırım. Ama sen üslup çok önemli arkadaşlar. Hani bana emri vaki değil de sen güzellik yazarsan ben sana gelirken sigara da alırım. Yani istediğin takdirde süt de alırım. Yani istediğin bir şeyi sana alırım yani, ama güzel bir dille söylemen gerekiyor. Bunun karşılığında herhangi bir bahşiş, herhangi bir şekilde fazla para da talep etmem. Ama mesela işte o tür yavşak müşteri kitlesiz oluyor. Ha ne yaptım mesela o müşterinin istediklerini, götürdüm mü derseniz, götürmedim arkadaşlar. Siparişi daha onaylamadan reddettim. Ve tahmin ettim. Şimdi reddettim, belki müşteri bizi arayacak. Yemek sepeti zaten otomatik arıyor. Niye bu siparişi reddediyorsun diye. Aradı yemek sepeti, dedi ki niye siparişi reddettin? Aynen size anlattığım şekilde arkadaşlar. Ben dedim hani bu işi yapıyorum diye dedim kimsenin kölesi değilim. Bakın dedim okuyun müşteri notunu. Ben dedim bu adama dedim paket atmak istemiyorum. Hatta yapabiliyorsak dedim alın kara listeye. Ben dedim bu adama yemek götürmeyeceğim dedim. Böyle insanlara dedim ben dedim hizmet vermek istemiyorum. Tamam dediler beyefendi. Siparişiniz iptal edildi, ettiler. Ha bu adam bir de arkadaşlar utanmadan 5-10 dakika sonra, 5-10 dakika, 10 dakika çok olur ama 5 dakika sonra falan bir daha sipariş verdi. Yine reddetti. Bu sefer tabii yemek sepetinden başka bir görevli kişi aradı. Dedi niye ettiniz? Ya dedim bu adam demin de verdi. Emri vaki not yazmış. Yine yazmış dedim. Ben dedim götürmeyeceğim kardeşim bu adama. Ondan sonra baktım adam da yine sürekli verecek. Gittim adamın bulunduğu bölgeyi kapattım mesela sipariş vermesin diye. Yani böyleydi arkadaşlar. Çok da fazla uzatmayayım. Hani bu tadımlık bir video olsun. Eğer ki hoşunuza gittiyse yemek sektöründe karşılaştığımız artı eksi durumları ben size böyle videolar halinde anlatırım. Ya da sıfırdan bir dükkan açmak istiyorsanız neler lazım, neler yapılıyor falan ben size bunları anlatırım.
İstiyorsanız yorumlar kısmında belirtin. Dediğim gibi bu tadımlık bir video olsun. Başımıza bunlar geliyor ve çok sık geliyor. Kusura bakmayın bu arada. Arkadaşlar aşağıda açıklama kısmında bulunan linklerden sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz diyorum. Ayrıca kanala halen daha abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara bir şeyler ateşlemeyi unutmayın diyorum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kışın gelmesiyle beraber yine çok çılgın videolar yapacağız bu arada. Merak etmeyin. Hepsinin zamanı var arkadaşlar. Diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Haydi eyvallah. Ben geldim bu arada.